Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün bir Diablo 3 videosuyla karşınızdayım. En son sezon 30'un patch notlarını atmıştım. Ama bugün artık orada söylemiştim oynayacağımı, ama artık bugün 3-4 gündür oynadığım karakteri, geliştirmeye çalıştığım karakteri sizlere hem tanıtmaya çalışacağım, hem de bu sezonda neler yapılmış, neler edilmiş, ne gibi farklılıklar var, özellikleri nelerdir, onu anlatıp ve paylaşmış olacağız sizlerle arkadaşlar. Dediğim gibi bazı farklılıklar var. Özellikle şu anda arkada duyduğunuz fon müziği Diablo 1'in hoş, güzel, bir bize çok iz bırakan bir müziği arkadaşlar. O da hatta şuradan haritadan gösterebiliriz onu. Akt 1'de şu, bakın şu kısımda şu işareti gördüğünüz zaman oraya gidiyorsunuz, böyle portala giriyorsunuz ve portala girdiğiniz zaman direkt sizi Diablo 1 alemine atmış oluyor. Tabii onu, oyun öyle değil ama hemen hemen birçok şeyi ona yakın, hatta bazı title'lar da oradan alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu anda ben Frenzy Barbar'la oynuyorum. Bu Barbar'ın videosu kanalımızda mevcut. Benim çok sevdiğim Barbar'dan bir tanesi. Hatta ben patch notlarını anlatmıştım. İşte Earthquake falan. Arkadaşlar Earthquake maalesef benim istediğim seviyelere pek gelemiyor. O yüzden de ben oraya hiç girmeyeceğim bile. Keyifli build, güzel build ama belli bir yerden sonra ve çok yavaş kalıyor arkadaşlar. Bu hem farma hem de yüksek rifte çıkma özelliğini ikisini bir arada taşıyan bir build olduğu için de ben Frenz'den devam etmek istedim. Bu sezon Necro'yu çok eleştirmiştim ben. Fakat Necro'yu galiba bu eleştiriyle duymuşlar. İyi seviyelere çıkabiliyor. Kan Ratma seti arkadaşlar. Onu da ufak not olarak söylemiş olalım. Monk'un yine Innas falan çıkıyor. Özellikle Elements'i biraz nerflemişler. O da sıkıntı. Arkadaşlarımız biraz denedi. Ben bir tane Elements yaptım. Ama daha eşyalarını bile, bildirim bile hazırlamadım daha. Ama ona bilmiyorum yani, vaktimiz olur mu? İnanın öbür videoları hiç çekmeye zamanım olmadı. Bu adamı geliştirme sürecinde arkadaşlar. O yüzden de biraz videolarım az geldi bu hafta. O yüzden de ben hızlıca bu adamı size tanıtıp en azından level sezon 30'da neler olduğunu anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada şu tip taşlarımız var. Bu tip taşlar kimisi... örneğin şu, bakın Weapon Socket yazanlar, silaha takabiliyorsunuz, bir tane de şapkaya takabiliyorsunuz. Bunların her birinin bir özelliği var, her biri de ayrı bir build'e hitap ediyor. Şimdi arkadaşlar benim özellikle silahta, yani şu Remnant of Pain'i ben kullanıyorum. Tabii şimdi şöyle göstereyim ben size, bunu nasıl yükselteceğinizi hemen gösterelim. En azından kafanızda bir şey canlanmış olur. Şu tip taşlar düşürmeniz lazım. Bunlar çok az düşüyor. Ya hem bunu düşüreceksiniz hem bunu düşüreceksiniz. O da biraz sıkıntı olabiliyor. Şimdi şöyle yapıyorum. Bir tane bunu vuruyorum. Örneğin hepsi karışık geliyor. Bakın critical geldi. Elitlere %20 damage geldi. Bir tane daha vuruyorum. 3 tane vurma hakkınız var. Devam ediyor onu güçlendirmeye. Arkan skill 120 damage. Mesela benim için bu taş öldü arkadaşlar. 3'e basıyorum, onun için olduğunu söyleyeceğim. Arkadaşlar küpe geldiğiniz zaman bu taşla beraber, hatta şöyle bir göstereyim ben. Örneğin bir tane, tabi bunu almıyorsunuz arkadaşlar. Yani en yüksek herhangi bir statınızın taşını alıyorsunuz. Örneğin herhangi bir ekipmanınızı buraya alıyorsunuz. Rastgele koyabilirsiniz. 3 tane olacak bundan. Yani 3 tane bunun bir üst taşı olacak. Ve arkadaşlar bunu koyuyorsunuz ve transmit diyorsunuz. O zaman otomatikman, yani bu taşlarınız hiç ziyan olmamış oluyor. Bakın şurada örneğin 620 strength, count despair rank yazıyor işte arkadaşlar. 125 taşınızı eşyaya basmış oluyor. Bu da güzel bir avantaj oluyor aslında. O yüzden ben level 25'i sevmiştim. Yani size bayağı bir, yani bir taşınızın tam isim özel çıkmasa bile bayağı bir işinize yarıyor bu taş. Yani taş ölmemiş oluyor. O da ayrı bir güzellik olmuş oluyor arkadaşlar. Tabi bir tane de şapkaya takıyorsunuz. Şapkada takanlarınız zaten özellikle, bakın şey olarak yazıyor. Yani sadece şapkaya bunu takabilirsiniz diye. Bu daha çok cooldown, cost reduction falan. Mesela ondan bir tane deneyelim. Belki daha iyisi çıkabilir bize. Hep beraber size deneyelim. Şuradan. Çünkü benim cost reduction bana yaramıyor. Yani benim hiçbir işime yaramıyor o taş. Şey, yani o özelliği. Nereye almış bunu? Şuraya almış.
Hemen şuradan basalım. Şimdi 124 hayat verdi. Cooldown yine 14. Cooldown 15. Bunun cooldown'u 13.5. Daha iyiymiş. Bir tane daha vuruyorum. Experience falan da veriyor bize. Bir tane daha vuralım. Arkadaşlar benimkinden Rick Fire After 100, 100 yaratık öldürdükten sonra bir ortaya şey açıyor. Bende critical'lara karşı çok güzel bir cooldown'unu artırıyor. Onda bir tane ortaya çember açıyor. Ben çok iyi değil benim için. Benim için kritik daha önemli şu anda. Bu taşı da buraya koymuş oldum. Yani her ikisini de bu şekilde arttırabiliyorsunuz. Bu da diyor mu çok keyif veriyor arkadaşlar. Sürekli sizi oynamaya itiyor, emin olun. Bir de arkadaşlar şunu söyleyelim. Taşlarınız, şu taşlarınız yetmezse biliyorsunuz şunu da Akt 2'deki kızdan, yani şu kızdan alıp onların istediğiniz gibi rengini değiştirip o tipte yapabiliyorsunuz. Yani taş yetmezse de o taşları ekipmanınızı aktarırken de onları da yapabiliyorsunuz. Build'a fazla girmeyeceğim. Tek fark arkadaşlar Build'ün bu Power, yani bu Ak Hilt setinin ikilisini kullanıyorum ben arkadaşlar. Bu bize ne sağlıyor? Benim çok daha %15 daha az damage yememi, %30 daha fazla vurmamı, elitlere elitlerden %30 daha az yememi, elitlere %30 daha fazla damage vurmamı sağlıyor. Bu da oldukça iyi. Bir de ufak bir tüyo vereyim arkadaşlar. Bakın şu mesela benim kötü aslında Ancient mesela. Ama bakın %400'e kadar benim Frenzy'nin çıkması lazım. %311'de falan kalmış. O yüzden ekipmanım çok iyi değil şu anda. Özellikle kolyem. Şimdi yani Travels, işte Savage seti kullanıyorum. İyi bir silah bulamadım. Bakın bu silahımı ben resmen delik açtım. Yani şu küple. Yani bu da bayağı bir uğraştırıyor. Silah düşmedi Ancient veya Primal. O da bir sıkıntı. Tabi arkadaşlar bunun önemli bir dinamik devam ediyor. Hemen Act 1'de bir altarımıza gelelim. Hemen şurada sadece bu Act 1'de var maalesef. Öbür Act'ta olmuyor. Arkadaşlar bu biliyorsunuz daha önce anlatmıştık bunu ama yine de artık güçlerini düşürmüş oluyorlar. Oyunun başında hemen bunu açabiliyorsunuz. Hemen şuradan gitmenizi tavsiye ederim ben. Bakın şöyle 2, 3, şöyle 4 arkadaşlar, şöyle 5. Double of Immune Cash çok önemli. Bounty'lerden iki kat düşürüyorsunuz falan. Sonra buraya ulaşmanız lazım. Arkadaşlar buraya ulaştığınız zaman ilk baş bunu açmayın. Bu %25 dayanık sağlıyor. Şuraya gelip ilk baş bunu açın. Sizden bir tane kırmızı, primal kırmızı isteyecek. Zaten 75'te %100 düşürüyor. İlk baş bu şişeyi açın. Yani bu şeyi takip edin. Sonra istediğiniz dala açılabilirsiniz. Bu bayağı bir önemli. Bana şu anda Staff of Herding istiyor. Yani şunu da açamadım ben. İki tane daha primal düşürmem lazım. Şu Staff of Herding'in birkaç parçası düşürdüm. Bu sezon bana inat etti, düşürmedi arkadaşlar. Yani beni uyuz ediyor. Formülünü düşünmüyor arkadaşlar. Yani bakın şunlar efendim 4 parçası var. Bu da videomuzda, kanalımızda videosu mevcut arkadaşlar. Oradan rehberine bakabilirsiniz. Ya şu step bölümüne geliyorsunuz. Silah bölümünde. Şurada onun olması lazım. Onun kitabı da Üzüval'dan düşüyor. Arkadaşlar kaç defa kestim. Yani şuradan. Bunun sonuna kadar gidip şu Üzüval'ı keseceksiniz. Düşürmedi arkadaşlar. O da beni uyuz etti. Biraz dur dedim. Normal oynama devam ettim. Adamı resmen geliştirmemi engelliyor yani. Şimdi bir dinamik daha var. Onu şimdi şuradan göstereceğim. O asiste. Arkadaşlar örneğin bu sadece bounty'de çıkıyor. Bounty yaparken. Şimdi şu tabii biz altardan her ben pot kullandığımı bana bir şair efekt veriyor rastgele. Şimdi arkadaşlar şöyle bir. Ben şuradaki tüneli görüyorsunuz. Rastgele çıkacak o. Yani size o rastgele açılacak. Tabii ben şimdi buff'ları kullanmadım. Hemen hemen öldürecek yani. Oyun ne kadar zor aslında. Azıcık dalgaya gelmiyor. Ya şimdi benim hiçbir şey çalışmıyor. Trenzlerim çalışmıyor, defanslarım çalışmıyor. O yüzden sıkıntı. Şimdi şuradan devam edeyim. Çünkü bu tip tüneller var. Bunlar rastgele bontlerde her yerde çıkabilir. Arkadaşlar bunu mesela çıkarttınız, bounty'yi bitirip nasıl bu hep burada duruyor zaten bu. Ama unutmayın bunu atlarsanız ileriki bounty'lere bir daha tünel çıkartmayacak böyle bir şey. Yani bunu bitirip devam etmeniz lazım. Bir tane daha açabilirsiniz o zaman bounty'nin içinde. Bunun bir tanesini mutlaka bitirmeniz lazım bir oyunun içinde yani. Buraya giriyoruz. Buralar biraz zorlu, haberiniz olsun. Arkadaşlar burada amacınız
şeye kadar ilerlemek. Müthiş eşya düşüyor buradan. Şuna devam edeyim. İlk baş burayı temizliyorsunuz. Bakın ikinci tüneli açtı bana. Bir alt kata doğru ineceğim. İlk baş temizleyin. Şimdi bizim tabii altardan gelen petlerimizin sarıları toplaması falan var. Kırması falan. Onlar devam ediyor. Altar videolarını atmıştım arkadaşlar ben. O şekilde yaparsanız çok rahat olur. Ben bir berseyi açayım. Dünyanın şeyini düşürdü. Full boss çıkarabiliyor. Full mavi bosslar çıkarabiliyor. Oldukça iyi. Şunu devam edelim. Burada işte o kırmızı taştan düşürebiliyor. Burada benim şey toplasın. Şuna devam edeyim. Bakın bir çok fazla ekipman düşüyor. Gruplarla daha da fazla düşüyor arkadaşlar. Devam edeyim. Kaldım. Şunlar tabii niye ölmüyorlar arkadaşlar? Bazen dibe giriyor bunlar. Oradan kaçıyorlar. Şuradan bir toparlayalım. Şurada bir yeşil var. Yani arkadaşlar bu adam oynarken defansınızın maksimum olması için her şeyi çalışır halde olması lazım. Yoksa adamınız ölüyor. Şimdi bir sonrakine gidiyorum. Ve arkadaşlar ilk vuruşta yani biraz hızlanmanız lazım. Yani şunun bakın altta 10 olması lazım. O çok çabuk oluyor zaten. Daha yaratık var. Açmadı çünkü. Zaten sonunda bittiğini arkadaşlar bir tane goblin çıkarıyor size. O goblinle anlıyorsunuz bittiğini. Bir de sandık açıyor size. Şurası tehlikeli. 2-3 boss birden geldi. Tabii biz o çabuk yatırırız. Şuna devam edelim. Bak öbür tarafa hemen geri dönün arkadaşlar. Bak orayı açtı bana. Direkt orada bastık, içeri geçtik. Hemen geri dönebiliyorsunuz. Tabii pet her şeyi topluyor ama legendları sen topla artık abi diyor. Yapacak bir şey yok. Bir sonrakine giriyorum. Boss daha varmış. Çok güzel şarkı. Erken de bitebiliyor. Şanslıyız. Bayağı uzun sürüyor şu anda. Devam ediyorum. 2-3 boss var. Frenzy'yi açmayacağım. Berserk'lik gerek yok. Adam çok güçlü çünkü. Şimdi onu yüksek level rift yapınca anlayacaksınız. Şimdi şuna devam edeyim. Devam ediyoruz. Hemen hemen. Abi doldu ekipman. Bir dönelim. Bir sonrakine geçmeyeyim. Burası böyle güzel. Çok çöp atıyor arkadaşlar. Ama şeyin güzelliği. Arada iyi şeyler de çıkabiliyor. Bakın bir tane benim flash çıkmış. 87 deli yok maalesef. Onu şöyle birkaç tanesini kırayım. Biraz boşaltayım. İyi bir şeyler var mı aralarda maalesef. Böyle bir kırmızı falan da göremiyorum. Primal de göremiyorum. Ondan var oldukça. O iyi bir kolluk. Yardımcıya kolluk zaten. Bunları vallahi işkence. Vallahi burada ilerledim beni biraz. Tabii arkadaşlar yardımcıya da şöyle gösterebilirim. Bu tip bir ekipmanla daha rahat yardımcınıza şey yapabilirsiniz. Öncelikle şu pantolon, şu kemer. Zaten şu ikisi çok önemli. Hani bunlar hepsini ben hani videoları olduğu için kanalda çok detaya girmedim bu sefer. Buradan devam edeyim. Bunlar yine boss grubuymuş. Butcher'ı görüyoruz mu abi? Ne oluyor abi? Ha? Abi şunları bir toparlayalım. En güzeli burada Greater Rift taşlarını düşürmesi size. 4 boss çıktı arkadaşlar.
Şöyle yapayım. Bir tane daha olması lazım boss. Benim adamı bir hızlandırmadınız ki. Bitmiş olamaz. Bir sonraki açmadı yoksa bitti mi acaba bakayım. Hayır şeyi saymadı arkadaşlar. Bak gibi bir şey mi oldu ki? Bu ilk defa başıma geliyor arkadaşlar. Hiç böyle olmamıştı. Bana mavi şeyi açmadı. Bakın burada bitiyor çünkü. Ben videomu çekiyorum ya arkadaşlar. Hep öyle olur zaten. Şu kalmış. Bakın o yüzden açmıyor. Görüyorsunuz mu? Bir tane böcük kalmış içeride. O yüzden açmadı. Bakın yine öbür tarafa geçti. Hayır. Değil mi? Oldukça iyi. Bunu kaç tane şeye düşürdü şu anda. Benim silahı düşürdü. Hadi bir Ancient onun. Dur bakayım. Kontrol ederim. Şeyi daha iyi ama. 194. Benim 191. Bu dursun. Bir sonraki devam edeceğim. Bir boss grubu daha. Yani açtıracağınız bana Berserk'i. Bu müthiş çıktı arkadaşlar. Yani şu ana kadar bana çıkanların en iyisi diyebilirim. Sürekli büyük boss grubu geliyor. Hemen hemen doldum zaten. Mecbur döneceğim. Yani uçuyor burada şey. Vallahi abi böyle beni idare edin bu kadar eşya. Birazını kıracağım çünkü bak yani full boşalttım. Direkt hemen geri doldu. O duracak. Arada hiç iyi göremiyorum ama bunlar çok istiyor arkadaşlar. Özellikle altar görevlerinde çok fazla istiyor. Ancient'da da o seti kullanmıyoruz. Mecbur kıracağız. Şu yok. Pledge dursun. Ya bunun bir kolay kırma yöntemi vallahi. Şeyin seti bile atmış. Şöyle devam edeyim. Bir sonrakine devam ediyorum. Bir tane daha. O kadar çok düşürüyor ki burada. Yani kopuyor arkadaşlar. İki tane birden. Ya buraları kaçırmayın arkadaşlar pek. Tabi ufak levellerde bu kadar düşürmeyecek. Sonradan gayet iyi olacak. Bakın şu anın sonuna geldik. Şey o burada çünkü. Goblin. Abi nereye? Ufacık bir şeye vurdum mu? Şimdi bir tane sandık çıkarttı. Biz şunları bir toparlayalım. Benim pet şeyleri topluyor. Açalım. Arkadaşlar bunu en son açmaya çalışıyor. Çünkü saniye sayıyor. Kapatıyor yani burayı. O yüzden iyi değil. Burada en sonunda da oldukça yüksek size craft materyal yani küpte kullanacağınız, demirde kullanacağınız craft materyal veriyor. Yani şunları. Hem bunlardan veriyor. Hem de bunlardan veriyor. Bakın sayısı ne kadar olmuş. Bu da gayet güzel bir dinamik. Değil mi? Bu sezon yani hiç canınız sıkılmadan arkadaşlar her şeyi rahatça yapabileceğiniz, güzelce oynayabileceğiniz bir sezon haline getirmişler arkadaşlar. O yüzden Diablo'ya dönmek isteyenler, geri gelmek isteyenler falan gayet de keyif alacaktır. Her şeyi gayet bakayım. Tabii her şeyimi arttırıyorsun. Ancient bu. Hadi bu dursun ya. O yeni bir adam yaptığı zaman çok lazım oluyor. Özellikle o set çok güzel yani. Hangi setti bu? Blackthorn. O silahım var. Şunu geçiyorum. Böyle kalsın. Mecburen böyle bir ayar çekmemiz lazım. Bu hammallığı bu oyunlarda mecburen yapıyoruz. Şöyle köşeye atayım bunları. Tamam şimdi dursunlar. Şimdi arkadaşlar esas örneğin burada bir nefeleme yani
Nefrem'de 16 girmeyeceğim arkadaşlar. Çok hızlı yapıyoruz zaten. Demin ki 16 gibi bir şeydi. Şimdi şunu söyleyelim. Şimdi bu adamın ortalama bir hızını görmenizi istiyorum ben. Özellikle yüzde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir farm oranı bu. 82 şu anda param biraz azaldı. 91 daha da iyi olabiliyor. Benim bir arkadaşım önermişti onu. 91'de tam 400 tane özellikle şu blue shard'dan veriyor. Yani 3-4 defa bitirdiğiniz zaman ortalama 1600'e falan tekabül ediyor. Gayet iyi oluyor. Mesela şu anda bu adamın yüzdeki bir performansı görmenizi istiyorum. Taş basmayacağım. Taşlarım daha düşük. İlk başta arkadaşlar bu adama başladığınız zaman Berserk'i açarak girmeniz daha iyi olur. Çünkü Frenzy'nin çalışma hızına yani gerçek hızına ulaşması için birazcık vurmanız lazım. Sonra bunu hiç kaybetmiyorsunuz. Tabii şimdi yardımcılardan şöyle devam edeceğim. Yani yardımcı bize çok faydası oluyor tabii ki. Bir pota basıyorsunuz arkadaşlar. O pot almadığınız zaman. Her 30 saniye basacağız ve şair efekt alacağız oradan. Çok hızlı bir adam. Şimdi esas şimdi harbiden oynuyoruz. Yani demin dıngır diyorduk. Hiç durmuyorsunuz. Devamlı. Charge'lı arkadaşlar. Biliyorsun Mercedes Runel yapıyor onu. Kaç kişi varsa karşıda benim küptüğüm diyelim. Küpme. Hemen cooldown'unu geri dolduruyor onu. Bakın bir daha bastım. Şimdi iki tane şair efekt geldi. Bir defans bir atak speed gelmiş. Ya bu dinamikler çok güzel. Artık kalıcı olarak kaldı bunlar Diablo 3'te. Tabi bu taşlar falan kalmayacak. Kule mürü arabaya çalışacak. Tabi kuleleri bizim oyun zorluğu arttıkça azaltacak. İşte bu Mercedes'i ıskalamamız lazım. Yani şu yüzük işaretinizin sürekli olması lazım. Eğer onu kaçırırsanız 3 tane oldu bakın. Şimdi bir tane de koşma verdi. Öldürebiliyorlar. Bu adamın çok yüksek dayanıklılığı var. Özellikle Frenzy'nin tüm özelliği atak speed'den ve bağırmalardan geliyor. O yüzden tüm bağırmaları kullanıyoruz bunda. Lan diyorum ya. Mesela Demon Hunter çok hızlı. Ama emin ol o kadar rahat yetişiyor ki bu adam Demon Hunter'a. Ama işte mesela büyük ritüel yetişiyor. Öbürküne Demon Hunter önündeki adamları öldürürse sizin vurma yaratığı kalmadığı zaman hızlanamıyorsunuz. O da sıkıntı. Aklınızda olsun. Bir boss çıkartmadın abi. Ha, bir tane sarı var. Benim arkadaşlar adam biliyorum, setle beraber elitlere çok yüksek vurabiliyor. Şu anda boss'a vurduğu gibi. Benim bu adamın özelliği o. Şimdi buradan şöyle bir toplayalım. Benim taşlarım birazcık bakayım. 110 tabi bunu %1 verir. Şu yeşil takım daha hepsi düşük. Şu 52 falan. Değil mi? Belli bir zaman alıyor arkadaşlar adam yapmak. O yüzden hemen önü karşısız gelemedim. Şimdi maksimum deneyeceğiz sizlerle. Vallahi beraber yapmış olacağız. Ben de merak ediyorum yapabileceğiz mi? Böyle birazcık macera olsun bize. Şimdi, bunda yerimiz var. 1020 güzel. Bakayım en son kaç yapmışım arkadaşlar. 121. Yani benim çıkabildiğim arkadaşlar en son. Galiba 119 yapmıştım. 2-2 atıyor çünkü belli levelden sonra. Para basmayalım yine. Bir 120 sizlere deneyelim. Bastım. Berserker'i açtım. Potumu da bastım. Bakayım. Fena vurmuyoruz gibi. Ama bunlara oyalanmamam lazım benim. Boss'ları aramam lazım. Yani şunu. Buldum bir tane. Çok fena bir grup. İçine duruyorum ama hadi yatırdı ya. Şöyle bir devam edeyim. Yatırdı. Çok lazer vardı orada. İlk defa deniyorum. Bir kendime geleyim. Onu dağıtacağım ben.
O bir açığa gelsin. Şimdi yakaladım. Değil mi? Silahlarım zayıf olmasına rağmen biraz lazere doldu da altıma ya bu. Tamam da demin diyorum ya çok kötü bir yerde girdim orada. Yapacak bir şey yok. O lazerden pek bir şansınız olmuyor. Şimdi boss'tayız arkadaşlar. Bunlara fazla uğraşmıyoruz. Yetiştiririz. Kule hiç vermez. Bir tane gördüm. Ona bir bağırma atacağım. %25 fazla vuralım. Bir pot kullanayım. Artık bundan sonrası çok zor zaten. Benim ama çok barbarla maksimum çıkmak. Yatırdık. Devam edelim. Bu arada işimiz yok. Çok güzel. Kuleyle beraber geldi. Demiş kulesi geldi. Dağıtacağız onları. Açığı kapatacağım şimdi. Hiç defans ıskalamam lazım. Evet. Bir boss grubu daha arayalım. Bununla uğraşmıyorum. Hızlanmak için vuruyorum onları. Bir kule daha. Bers şeyi açtım artık. Berserker açtım. Demiş de var. Dağıtacağız onları. Evet. Bir grup daha. Çok güzel. Tamamdır. Vallahi arkadaşlar çok güzel geldi yine. Bu adam dağıtıyor yani. Bu da çok sağlam. Burası değil mi? Sizlerle beraber çıkıyorum. Şu anda ilk defa deniyoruz. Bunu hiç yapmadım ben. Yani %21'i hiç denemedim. Bir grup daha bulabilirsem çok güzel olacak. Şunu es geçeyim buralarını. Buldum. Sarı. Bir potion daha bastım. Defans ıskalamayayım. %25 bağırma atacağım. %50 demişim artacak. Ki öyle oluyor. Dağıttı zaten. Berserker'i açtım. Bir bağırma daha. Çok sağlamlar yani. İki grup kestim orada. Boss'u çıkarttık. Berserker'im yok. Tam yatırabileceğiz mi bunu? Bir potion. Şey hiç ıskalamamam gerekiyor. Hadi oğlum. Defansı. Bir daha bağıralım. %25. %50 yapıyor tabii bu bağırmalarla. Çembere giremem. Lazer yemeyeyim. Hadi. Çemberin uzak kalırım. Çembere girersem. Olsun çok damage'im artıyor çemberde de. Evet. Ha, arkadaşlar şeye girdik ya. Sıralamaya girdik. 271. olmuşum. Baya baya iyi. Ha, şöyle bakalım. Tabii bunu gönül rahatlığı ana taşımı çok yükseltiyor arkadaşlar. Bunu yükseltmem lazım. Lan 190 kırılabilir ha. Bir tane öldük orada. Para da basmadım. Boş öldüm arkadaşlar orada. Kendiniz gördünüz.
O şekilde yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi ya bu sezonu ya bu şekilde anlatmak istedim size. Hazırdan build videolarımız kanalda olduğu için yani hepsi var. Yani işte bu Altar'ın videoları, build'ün nasıl çalıştığı hepsini söylemeye çalıştım. Her şey aynı arkadaşlar. Fazla bir farkı yok. Hatta yani şurada bunlar bile aynı. O yüzden fazla girmedim oraya. Ama dedim ki bu yani sezon level 30 dönüş için gayet güzel arkadaşlar. Yani keyifle oynuyorsunuz. Bakın ben 3-4 gündür arkadaşlarla beraber aralıksız oynuyoruz yani. O kadar keyifli oldu. Adamı yükseltiyorsunuz. Hatta bakın bir tane büyücü falan da açtım. Ama bu barbarı bayağı bir götürmek istiyorum. Vaktim olursa. Çünkü öbür oyunlara benim bakmam gerekiyor arkadaşlar. Mesela şimdi bu adam gayet iyi. Hatta şöyle bakalım bakalım kim en yüksek yapmış. Ctrl L'den bunu görebiliyorsunuz. Trak. Bakayım nasıl build kullanmış bu. Bir hero listeyim. Şunlar standart. Bunu değiştiremezsiniz. Bu frenzide. Ha bakın şunu primal bunun. Özel yani en yüksek item. Şunlar primalmiş onun. Ya benim yine bundan kullanmış ya. İyi. Ha bunun kolyesi daha iyiymiş. Bakın bunun çok güzel. Bakın 397 frenzisi. Effect every room diyor ya arkadaşlar. 397. Şuraya ha, şuraya fren, evet frenzi koymuş. Abi şapkası da primalmiş. Neyse. Ya da arkadaşlar şunu demeye çalışıyorum. Yani adam bak 145 yapmış. Yapanlar var. Bakın 140. Gayet iyi bir oran. Biz de fena yaptık. 200 küsur yaptık canım biz de. Kaçıncıyız? 200 kaç? 243 dedi. 795. Şurada bir yerde olması lazım. Allah Allah, orada yazdı ama burada göremedim. Büyük ihtimalle belki sıralamayı ona göre yapıyordu. Çünkü 243. oldu ne yazdı. Neyse arkadaşlar. Hani oraya pek takılı kalmayalım ama dediğim gibi çok rahat bu adama en üst riflere kadar çıkabiliyorsunuz. 145 bile muhteşem. 150'yi arkadaşlar her yere oynayabildiğiniz için bu adamla farmı da iyi, atak speed şey, nasıl demişleri de iyi, yani riftlerde de iyi, taşlarınızı kasmaya. O yüzden başka adama geçtiğiniz zaman da bu adamın belki birkaç eksiğini tamamlarsınız, birkaç primal mirmal düşer falan, işi öyle götürebilirsiniz arkadaşlar. Daha iyi paragonunuz olur. Bu paragon çok önemli arkadaşlar. Yani şöyle bir 1500 falan olduğunuz çok daha rahat yapıyorsunuz birçok yeri. Ama bu adam da gayet iyi ilerleyebildi arkadaşlar. Yavaş burada videomuzu sonlandırıyoruz. Yorumlarınızı ve abonelik butonuna göz kırpmayı unutmazsanız beni çok memnun etmiş olursunuz arkadaşlar. Lütfen sorunuz olsa alta yazın. Biliyorsunuz ben her zaman size dönmeye çalışıyorum. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Başka bir oyun videosu görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.